Merhaba arkadaşlar, bu evimiz Aydın Didim Akbük'te, fiyatı 5 milyon 200 bin Türk lirası. İki tane ev daha göstereceğim, kıyaslama yapasınız diye. Sonra bu evi tanıtmaya devam edeceğim. 5 milyon 200 bin Türk lirası, denize 500 metre yakınlıkta. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, uzatıyorum, kusura bakmayın. Bu da 250 bin euro. Sahibi 250 bin euro diyor. Bu da sunduğumuz evin hemen yanında. O yüzden seçenek çok olur, kıyaslama yaparsınız. Durum bu arkadaşlar, 250 bin euro. Bunu daha önce sunmuştum size. Dilerseniz linkini atarım. Yani işte 3 milyon 500'e de bitişik nizam sunduk. İşte bakın, bu evde var, garajı var. Hepsi aynı bölgede. Aydın, Didim, Akbük. Dilerseniz Kuşadası, dilerseniz Didim. Dilerseniz başka yer. Dolayısıyla görselini sundum. Hani videomu daha zenginleştireyim diye size sunmaya çalışıyorum. Amacım videoyu uzatmak değil, bilginiz olsun. Hadi tekrar evimize bakalım. Evet arkadaşlar. Bunlar da 3 milyon 500 bin Türk lirası. Bahçeleri geniş. Bittikten sonra çekeceğiz. Bunlar da 3 milyon 500. Yani herkes ayağına göre ayakkabı giyiyor. Numara numara. İşte çevir can, çevir bahçeyi de göster. 3 milyon 500. Şimdi biz bu evi size, hani pahalı gelebilir ya sunduğumuz ev. İşte bunlar da var. Daha 2.950'ye de var, 2.250'ye de var. Efendime söyleyeyim, eski evlerde 110 bin euro falan istemeye başladılar. İşte Didim'de, Kuşadası'nda zaman zaman size göstermeye çalışıyoruz. Bakın bahçe büyük, 3 odalı büyük bir ev. Bunu da zamanla göstereceğiz size. Hani ben bunu niye gösteriyorum? Videoma dikiyorum böyle, terzi gibi dikiyorum. Bilginiz, ufkunuz açılsın diye. Haddim değil, sizin ufkunuz zaten açık. İşte bu da 3 milyon 500. Hadi diğer evimize devam edelim. Şimdi evlere baktık, diğer evlere de baktık. Bir restoranta gidersiniz, kuru fasulye var. İşte ismini bilmediğimiz yabancı menşeli yemekler olur ya. Hiç tat da vermiyor, sırf ismi yabancıdır diye insanlar yemek ister ya. İşte öyle bir şey yani, onlar da var. Pahalı pahalılar da var, bu da var. Ama deseniz ki kardeşim ben bir arsa alıp kendim yapayım. Vallahi o kar o zararı çıkarmaz. Ancak sizin böyle bir işiniz varsa, başıma bir hal geldi erenler diyor ya böyle türküler. Başımıza bir hal gelmiş. Buradan bahçeyi göster can. Bodrumu da var. Artezyen suyu var. Artezyen var. Yani belediye suyuyla işiniz yok. Üstünde perfojeler de güzel olmuş. Evet, yerler bahçe içinde çimli alan var. Bir de komple mermer yapmış. Can yakına geldi, uzaydan göstereceğiz ya, drone görüntüsünü göstereceğiz ya resimli. O yüzden uzaydan gel. Değerli arkadaşlar, şimdi buraya bir araçlık otoparkımız var. Efendime söyleyeyim, bu pozisyonda hani pehlivanlık yapıp diyelim ki bir arsa alalım. Ya da alalım. Alınmıyor arkadaşlar yani. O yüzden bahçe oldukça geniş, kamera sistemi var. Ev güzel, hoş, denize 500 metre yakın, 345 metre arsası var, 4 artı 1 odaları var. İşte bunlar hep mermer, yani bunlar hani şey, o granitler falan kaygan ya da çiziliyor. Ya da işte granit kaçsa bu biraz daha pahalısından, onu söyleyebilirim. Ve havuzumuza doğru gidiyoruz. Havuzumuza doğru gidiyoruz. Kameramız burada. Bu lambaları yakmış olsaydık daha iyi olurdu. Gel can, ta geç buraya. Geç buraya, yüzünü buraya çevir. Yüzünü çevir, çevir, çevir. Evet. Burada yerde bir şey var. Ne var? Bir yer balkonu, yer terası var. Bu da kış aylarında güney cepheli olduğu için çok iyi. Deniz görüyor. Güneş alıyor. Affedersiniz, deniz görüyor nereden çıktı. Evet. Yani kış ayında burada böyle demli bir çayla, böyle zeytin, doğa, akbükten böyle bir keyif geçirirsiniz. İşte bunda kapalı balkon yapmış. Yazın da açarsınız. Yazın bu açık olsa pişersiniz. Vallahi böyle hani güneş enerjisinin suları var ya, öyle kaynıyor ya, öyle olursunuz. Evet. Dilara yazmış. Dilara çok güzel bir isim. Ve sevgili Can. Tam onu şeyle göstereceğiz ya. Gel. Gel 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 gel. Buradan da merdivenle iniliyor. İşte bu yaşlı zeytin ağaçlar da burada. Buralar mermer yapılmış. 5200'den muhtemelen biraz pazarlı vardır herhalde. Herhalde vardır. Şimdi biz başlamışken bu bodrumu da gösterelim. Yani aslında bu videolar çekilince profesyoneller ilk önce güzel yerleri gösterir. Biz periyodik sırasına göre yapalım. Bodrumu da göster Can. Can gel. Babem gel. Ho ho. İşte Önder abi, sana selam olsun. Bak, takım taklavat istiyorsun. Almanya'da bu makineler falan ucuz ya. Böyle alıyorsunuz. Siz bir de orada yetiştiğiniz için zevk alıyorsunuz.
Bodrum'da bu çok fazla derinliklere girme. Can çıkar. Burada dağınıktır. Fazla bulaştırma. Ve Bodrum'dan çıkıyoruz. Bodrum'dan çıkıyoruz. Can. Bir şeftali ağa. Bakın arkadaşlar. Gel gel gel. Bunu yakından göster. Arkadaş ben filozof değilim. Bir şey değilim. Bak işte herkes rızkıyla. Yani bakın biz villa derdindeyiz. Bu dünyanın en zayıf yaratığı. Ama hepimizden daha rızkı çok. Bak baksan. Belki bu şimdi ismini bilmediğimiz onlar için mükemmel bir şeydir. Belki o Maldivler'de tatil yapıyordur. Diğerleri nerede bilmiyorum. Evet ya rızkı veren Allah. O yüzden yani bu onu da bilmemezlik çok kötü. Çünkü o sermayedir. Yoksa böyle Allah korkusu olmasa o zaman her şey herkese helaldir. O ona verir, bu buna verir. Lütfen olur gider. Ve geldik. Geldik. Evet, evimize gireceğiz. Merhaba ev, merhaba ev. Bu ev arkadaşım kendine yaptı sanırsam 2 yıl oturdu içinde. 2 yıl içinde oturdu. Evin holu burada, salon bu taraf, ayrı mutfak o taraf ve salonumuzu merhaba salon. Salonumuz bu. Kaloriferin altyapısı var. Yerden su çıkıyor. Artezyen dedik. Belediye su vermiyorsunuz. 500 metre denize yakın 345 metre arsası var. 4+1 ayrı mutfaklı. İşçiliği güzel. Burada da mermer. Bunlar da asma tavan. 5200. Yani diğer evleri de gösterdik size bilginiz olsun. İşte 2935'e de var. Bitişik nizam ama yani evler çok ufak onlar. O yüzden bir de onlar bu pozisyonda değil. Onlar biraz geride kalıyor. Sevgili arkadaşlar koridoru bir daha özetle salonu özetledik. Ve geldik. Mutfağımıza geldik. Havuzlu 345 metrekare arsası olan bu evimiz 5200 Türk lirasına satılıktır. Evet, 3 yaşında mı 2 yaşında mı öyle bir şey. Arkadaşlar satıyor, kendi sermaye ediniyor ve bilmiyorum ben de yani dilim uzun ne yapıyorsa bilmiyorum ben de. Orası buzdolabı, burada da terekle raflar. Evet, terekle raflar böyle. Mermer dolanıyor geliyor. Mutfağımız da bu. Mutfakta özetlendi değil mi Can? Arkadaşlar eksik bir şey varsa baş göz üstüne tekrar size sunarım. Ve geldik. Merdiven döndüğü için böyle hacı amcalar böyle taşlar istiyor ya, taşlar. İşte bu taşlar yani bizimkiler İngiltere'ye de ben gidiyorum o taşlardan satıyorlar. Aziziye camisi var orada Londra'da. Orada sanırsam bir imam abi istemişti bir ara. Evet. Onlar yüksek taşlar istemiyorlar. Ve döndük. Geldik. Oda bir. Ebeveyn banyolu. Oda. Ebeveyn banyolu odamız bu. Önünde de balkonu var. İçinde banyosu var. Yerlerdeki taşlar tavandaki renklerle, spotlarla uyumlu. Ve Can bu balkonu göster. Sonra yüzünü odaya çevir. Banyoyu da gösterelim. 5 milyon 200. Aydın dedim Alpürk'te. Denize 500-600 metre mi? Valla 500 desek fazla gelirse kızmayın. Önünde de böyle bir balkon var. Oda biri gösteriyoruz. Ho ho banyoya bak. Banyo ne kadar cafcaflı güzelmiş ya. Can gel. Evet arkadaşlar burası da aman. Benim boyum uzamış. Burası da duşakabin. Hilton dolaplar. Evet. Renkli renkli camlar. Burada da bir pencere var. Can geç o pencereyi de göster. Dikey bir pencere daha yapmış. Tavanlarda gördünüz. Ve bu da birinci oda içinde banyo. Altın sarısı. Altın hızma mülayim. Seni haktan dileyim. Burada takınızı, nişan yüzüğünüzü saklarsınız. Ve geldik ikinci oda. Aa bu da ebeveyn banyolu. Bu da ebeveynli. Hepsi ebeveyn. Arkadaşlar burası da İkinci odamız yine taşlar. Buradan ben denizi görüyorum. Buradan denizi görüyorum ama sonra oraya bir şey yapılır. Ve döndük. İkinci odanın banyosu. Bu da ebeveyn banyosu. Taşlar güzel. Pencere bir tane burada var, bir tane burada var. Bu buz camlı yani buz tuğlası. Bu tuğladır. Cam tuğla. Onu örmüşler. Bu işte değişik bir atmosfer veriyor. Burası da penceresi 5200 345 metrekare Aydın Didim Akbük'te tek başına müstakil bu villamız. Ve çıkıyoruz yukarı.
Çıkıyoruz. Kalktı geç eyledi afşar elleri. Ana. Merhaba ev. Şimdi arkadaşlar bu müştemilatlara oda koymuşlar. Bir tane oda burada. Burada da yıldızları izlersiniz. Evet, oda bir. Can geç köşe. Oda üç oldu yani. Oda üç. Bunun da içinde bir banyosu var. Oda üçün içinde de banyo var. Gel bak hemen. Evet. Bu da üçüncü oda. Bu üstteki odalar ufak. Alttakiler çok güzel. Ve cam da... Can bugün bizim üstümüzde bir uğursuzluk var ya. Kapı kulpu takılacak. Ve terası da gösterelim. Ha, bu da bizim teras. Oh oh. Teras. Geç babam buraya. Bu da terasımız. Burada da bir depo var. Bunlar hepsi mermer. Çelik çatı çözmüş. Çelik çatı. Ve üçüncü oda birinci terası gösterdik. Şimdi ben dik gitmeye çalışıyorum. Ama olmuyor. Evet, burada bir aralık var. Oraya çamaşır makinesi koyarsınız. Bu tarafta da teras var. Ve sevgili Can, gel dördüncü odayı da gösterelim. Evet, bu da dördüncü oda. Bunlar çocuk odası. Oluşu olmayışından iyidir. Ve burası da dördüncü banyo. Evet. Dördüncü banyomuz bu. Şimdi bu odalar neden işte geç oraya geç oraya. Ben size özetleyeyim. Yani aslında ben anlamadım. Yani uçak mı çarpacak? Belediye izin vermiyor. Belediye baksam bunun şu anda böyle gitmesi lazım. Ama yine göz yumuyor. Bu kadar yapıyorlar. Ancak madem öyle yani bir 30 santim daha çıksa çıkmaz. Ama bizim insan da bir verdi mi iki istiyor. Onlarda hesap kitabı var. Yani yönetmenlikte bura yani bu ev içinde genel olarak burada Kuşadası'nda nerede triplex görürseniz bu çatılar doğru değil. O yüzden yine de bura müştemilata oda koymuşlar. Ve geldik. Gel arkadaşlar 500 dedik. Evet 500 metre. Deniz orada. Can denizi benim buraya gel bir yakınlaştır. Evet. Evin doğu tarafı yol. Bu güney tarafı şu anda zeytinliktir ama ileride bu tarafta bir şey olur. O yüzden manzara ölmese de ama önüne bir şey geliyor. Çekme mesafesinde yine kurtarılır. Güneş enerjisi var. Eksikler yok. Dolayısıyla 5.200.000. Yani bakın edin hesap kitap sizin. Kuşadası'na da bekleriz. Didim'e de. Hoşça kalın. İyi günler.